Biriniz bir şey söylesin bana. Hemen! Allah aşkına ne oldu o gece? Bozuyorum. Bu çocuk öldü, tamam mı? Öldü, bitti, gömdük. Ya neden? Neden? Çünkü herkes onu öldü bilecek. Ona ben bakacağım. Nilay. Benim ellerime doğdu, ben ayrılamam ondan. Bir yabancıya verip onu unutmamak kimse beklemesin benden. Hülya. Hülya ne olacak peki? Yok. Yok, Hülya da öldü bilecek. Eğer sen benim arkadaşımsan kimseye tek kelime etmeyeceksin Nilay. Biraz idare edeceğiz. Birkaç ay. Hülya eski hayatına geri dönene kadar. Sonra ben bu bebeği alacağım. Herkesin hayatından çekip gideceğim. Ama senden tek bir şey istiyorum. Bunca yılın hatırını, Allah Muhammed aşkına kurban olayım. Bak kimseye tek kelime etmeyeceksin. Ya neden yapıyorsun bunu kendine Melek? Bak mis gibi aile var hazırda çocuğu isteyen. Ya sende para yok, pul yok. Bu çocuk da köye nasıl döneceksin? Hülya desen zaten çocuğun yüzünü görmek istemiyor. Ya arkadaşım, neden geleceğini gömüyorsun? Yapma bunu, ne olur. Onu kollarıma aldığım an Hülya yeniden doğdu sanki. Onun gibi bakıyor. Onun gibi çaresiz ve kadersiz doğdu. Korkunç bir ailesi oldu benim kardeşimin. Korkunç bir çocukluk yaşadı. Aç kaldı, dayak yedi. Yalın ayak, papuçsuz, başı kabak. Garip hırkayla hayata tutunmaya çalıştı. Ama ben onu koruyamadım. Ben onu koruyamadım Nilay. Yapamadım, yetemedim. Ben de küçüktüm. Büyüdüm. Yine koruyamadım. İstanbul'da çakallar, kurtlar dalayı fırlatıp attılar güzeller güzeli kardeşime. Ama bu kızın hayatı öyle olmayacak. Benden sadece sevgi görecek. Ona asla kimse zarar veremeyecek. Ömrümün sonuna kadar onu koruyup kollayacağım yine. Ne pahasına olursa olsun bunu yapacağım. Tamam kardeşim. Tamam, bulacağız bir çaresini. Nilay, yalnız birini bulmamız lazım. Birkaç ay bizi idare edebilecek, güvenebileceğimiz biri lazım bize. Tamam. Tamam, onu da bulacağız. Merak etme sen. Hadi. Hadi gel. O gece doğumda senin çocuğun öldü. Kim Kerem'e anlatacağız aynı şeyi be? Ha? Nein. Gel lan diyor. Havalı, sen bana arabada böyle anlatmadın. Ben şey istedim. Geçmişimi senden saklamak istedim. Bendin. Çocuklu bir kadını kimse istemez diye düşündüm. Kafama da darbe olunca zayıf anıma denk geldiyse demek ki saçmalamışım. Ne oluyor yani? Çocuk bir kadın olunca ne oluyor? Böyle bir manyaklık olur mu ya? Ayrıca ne? Bana ne senin geçmişin?
Ben niye merak ettim senin geçmişini? Haklısın. Haklısın da işte. Benimki umut dünyası. Beni yarın hemen o çocuğun mezarına götüreceksin abla. Ablacığım ne gerek var şimdi eski acıları tekrar yaşamaya ha? Sana götüreceksin dedim. Sen de. Aklınızı bu kadar oynatmış olacağınızı düşünmek bile istemiyorum. Ama o Bahar'ı ne zaman doğurdun? Nerede doğurdun? Onun doğum belgesini istiyorum Nirel. Hülya. Tamam. Tamam. Hepsi evde. Seni kim dövdü? Yeter. Yeter, beni rahat bırakın yeter. Tamam ya, şey bu şey adam neydi ya? Haluk. Haluk kim be? Sen tanımıyorsun. Bilmek istemedin o zaman. O gece çocuğu vereceğimiz aile. Adam yıllar sonra peşimize düşmüş. İnandıramıyoruz bir türlü öldüğüne çocuğu. Şef. Şef iyi misin ya? Ya sen ne oluyor, mu başı dönüyor ya? Tamam. Tamam, bir şeyim yok. Hamileyim sadece. Ya hamile misin? Ya işte bu ya. Zupa şef, tebrik ediyorum. Lan çok manyak gece ha. Neler oluyor ya? Bak şuna bak. Nasıl ya? Abla sakın dur. Ablam çok sevindim de sonra konuşalım mı? Hiç iyi değilim çünkü.